Yeniden merhaba öğrencilerim. Kaldığımız yerden kısa çizgiyle devam edelim. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Mesela siz cümlenizi yazdınız en sona geldiniz. Uçurtma yazarken satıra sığmadığını anladınız. Ne yapacaksınız? Hepimizin bildiği gibi kısa çizgi kullanacaksınız. Bir de yazım kurallarını anlatırken bu satıra sığmayan kelimelerin bölünme noktasında bir uyarıda bulunmuştuk. Birleşik kelimeleri bölerken dikkat ediyorduk. Mesela aşağıda baş öğretmen satıra sığmamış. Bunun bölümünü yaparken başı yukarı yazıp öğretmen aşağıya yazmadı. Sessiz harfi sesli harfle birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde ilkokul kelimesi de satıra sığmasa il kokul diye böleceğiz arkadaşlar. Bu kullanımı da tekrar hatırlatmış olayım. Burada bir dikkat görüyoruz. Bakalım ne diyecek bize? Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca çizgi kullanmamıza gerek yokmuş. Yani siz burada Edirne'nin derken zaten kesme işaretini kullanmışsınız. Gidip bir de orada kısa çizgi kullanmanızı ne yapmak yok, gerek yok. Öyleyse devam edelim. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için de ben ne kullanıyorum? Kısa çizgi kullanıyorum. Hatırlıyor musunuz? Virgül anlatırken de ara söz veya ara cümleleri ayırmak için başına ve sonuna virgül kullanabiliriz demiştim. O zaman ara sözler için iki noktalı bir işareti var. Hem virgül hem de kısa çizgi. Örneğimize bakalım. Küçük bir sürü. Dört inekle birkaç koyun. Bakın sürünün ne olduğunu ara sözle bana açıklamış. Bu kullanımın cümlenin ögelerinde de soru niteliğinde görüyorduk. Ne diyordu mesela bize? Hangisinde işte ara söz nesnenin açıklayıcısı veya işte ara söz öznenin açıklayıcısı? Bu gibi soruları yapabilmemiz için ara sözün ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Zaten anlatmıştık ara sözü. Hangi işaretlerle konulacağını da söylemiş olduk. O zaman geçiyorum. Bu kullanıma çok dikkat etmemiz gerek. Arasında ve ile iladen e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Aydın İzmir yolu, Aydın ve İzmir yolu, Türk ve Alman ilişkileri, Ural ve Altay dil grubu derken buradaki kısa çizginin anlamları neymiş? Anlamları bunlarmış. Evet, bir dikkat ile devam ediyoruz. Bu dikkatte bize ne diyor bakalım? Cümle içinde sayı anlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 10-15 yıl derken 10 ile 15'in arasına ne yapmıyorum? Kısa çizgi kullanmıyorum. 3-5 kişi geldi derken 3 ile 5 arasına ne yapmıyorum? Kısa çizgi kullanmıyorum. Bunu unutmuyorsunuz. Son olarak kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kısa çizgiyi kullanıyoruz. Hani sözcükte yapı konusunu işlerken ekleri köklerini ayırıyorduk ya kelimeleri. İşte oradaki kısa çizgi. Bir de ne yapıyoruz? Heceleri göstermek için kullanıyoruz. Kısa çizgi ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi uzun çizgi ile devam edelim. Uzun çizgi hepimizin bildiği gibi konuşmalardan önce kullanılır. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için ne yapıyoruz? Uzun çizgi kullanıyoruz. Bu nedenle diğer bir adı da nedir? Konuşma çizgisidir. Ama bir dikkat var. Eğer konuşmaları tırnak için alıyorsanız uzun çizgi kullanmanıza gerek yok. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Burada konuşmadan önce konuşma çizgisi uzun çizgiyi kullanmasına gerek var mı? Hayır. Yok. Şimdi eğik çizgiye bakalım. Eğik çizgi dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Bakın dizeleri yan yana yazıyorum ve aralarına ne yapıyorum? Eğik çizgiyi kullanıyorum. Bir de neyle kullanılır? Tarihlerin yazılışında. Tarihlerin yazılışında başka hangi noktalama işareti kullanılırdı? Evet, nokta kullanılırdı. Ama ben tarihi yazarken mesela 18 Kasım 1969 diye yazsam o zaman bu Kasım'ın öncesine ve sonrasına bir noktalama işareti kullanacak mıyım? Mesela eğik çizgi burada diyecek miyim veya nokta burada diyecek miyim? Hayır demeyeceğim. Aferin, unutmamışsınız.
Bir de nerede kullanılırmış? Matematikte bölme işareti olarak kullanılırmış. Şimdi de ters eğik çizgi. Arkadaşlar ÖSYM işte eğik çizgi, ters eğik çizgi bunlarla ilgili bir soru sormuyor. Ancak görmemiş olmayın istedim. Bunları da değinmek istedim. Ters eğik çizgi işte bilişim uygulamalarında art arda gelen dizeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Kullanımı budur sadece. Daha sonra tırnak işaretine bakıyoruz. Tırnak işareti başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Doğrudan anlatım konusu vardı hatırlarsanız. Ya tırnak işareti içerisinde bir konuşma alınırdı ya iki virgül arasında bir konuşma alınırdı. İşte bu da ne demek istiyor? Başka bir kişiden veya yazıdan aldığını olduğu gibi aktarmak. Yani yine neyi? Doğrudan anlatım. Ama bakın bir dikkat var burada. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret yani noktalama işareti tırnak içinde kalır. Tırnağı kapattıktan sonra noktalama işareti kullanmıyoruz. Öncesinde kullanıyoruz ve işimiz bitti. Tırnağı kapatıyoruz. İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur. Ünlem daha sonra tırnağı kapatıyor. Anlaşıldı mı? Evet. Bir de nerede kullanılırmış? Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak işaretiyle kullanılırmış. Yeni bir barış taarruzu başladı. Barış taarruzunu orada ne yapmak istiyor? Vurgulamak istiyor. Diğer bir kullanıma bakalım. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır diyor. Bugün öğrenciler kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler derken burada o eseri tırnak işaretiyle kullanmış. Ne yapmasını istiyor? Dikkat çekilmesini istiyor. Bakın bir dikkat daha geldi. Videonun başından beri bu konunun en başından beri dikkatle de ne yapıyorduk? Dikkat ediyorduk. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergahları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir. Yani sen istersen burada tepeyi tırnak işaretiyle kullanırsın. İstersen ölümü şiirini tırnak işaretiyle yazarsın. Ama tırnak işareti kullanmak istemiyorsan da ne yapacaksın? Eğik olarak yazacaksın. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti ne yapılmaz? Kullanılmaz. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekler. Mesela bit palas ını demiş. Inı için tekrardan kesme işareti kullanmasına gerek var mı? Yok. Zaten tırnak o görevi yapıyor. Tek tırnak işareti ise tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gerektiğinde tek tırnak kullanıyorum. Önce tırnak işaretini kullanıyorum. Tırnak işaretinin içinde tekrar tırnağı almak istiyorsam tek tırnak işaretini kullanıyorum. Bunun kullanımı oldukça basit. Şimdi yay ayracının kullanımına bakalım. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bindiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Şimdi arkadaşlar bunu arı söz ile karıştırma ihtimaliniz var. O nedenle kısa çizgi hani gelir buraya yay ayraç değil de kısa çizgi gelir diye düşünebilirsiniz. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Şu şekilde arı sözü yazarken büyük harfle başlamıyorum cümleme ve herhangi bir noktalama işaretiyle bitirmiyorum. Ara sözü yazarken. Bunu ara sözün konusunda anlatmıştık zaten. Ancak ben yay ayraç kullanırken büyük harfle başlıyorum ve gerekli noktalama işaretini kullanıyorum. Bu şekilde ikisini ayırt edebiliriz. Bunu da unutmayalım. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce kullanılır. Yunus Emre'nin 1200 işte 40 1320 doğum ve ölüm yıllarını gösteren bir bilgi var. Bunun öncesinde özel veya cins isme ait ek diyor. Yani ninekini ben parantezden sonra ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. Parantezden önce kullanıyorum. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermek için ne yapılır? Yay ayraç kullanılır. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin derken bunun Mehmet Akif'e ait olduğunu göstermek için ne yapmış? Yay ayraç içerisinde kullanmış. Bunu arkadaşlar sorularda şu şekilde görebilirsiniz.
İşte eserimiz der, bir cümle kurar. İşte eserimiz, işte şundan bahseder. Eserimizden sonra ya yayla içerisinde o eserin ismini kullanabilir. Böyle bir kullanım gördüğünüzde bu çok gereksiz, bence bu yanlış bir kullanım falan diye düşünmüyoruz. Neden? Çünkü alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermek için de kullanılabilir. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılan 3 nokta yay ayrat içine alınabilir. Yani eksiltili cümle yaparken 3 nokta kullanıyordum ben. Bunu yay ayrat içerisine alabilirim. Bir de ünlem ve soru işareti vardı. Bunlar da yay ayrat içinde kullanılır mıydı? Kullanılırdı. Ne zaman ben alay veya kinaye için soru işaretini kullanmak istiyorsam ne yapardım? O zaman bunu yay ayrat içerisine alırdım. Eğer yukarıdaki örnekte olduğu gibi işte bilmiyorsam, emin değilsem, şüphedeysem soru işaretini kullanırım. O bilgi hakkında soru işaretini o zaman parantez içinde de ne yapabilirim? Kullanabilirim. Evet, son olarak köşeli ayraç. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce ben ne yapıyorum? Köşeli ayracı kullanıyorum. Bakın yay ayraç var, köşeli ayraç var. Öncelik hakkı kiminmiş? Köşeli ayracınmış. Arkadaşlar noktalama işareti konusunu burada bitirmiş bulunmaktayız. Derslerimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu konuyu soru çözümü ile daha da pekiştireceğiz. Sizlere güveniyorum. Başarılar.